Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim ben de. Seni Hanım tebrik ederim. Altınız teşekkür hayırlı ederim. Buyurun çeyrek aldı. Ayağımızın tozuyla geldik. Olsun hayatım. İlk de geldiğinde aldı yani. Sen de şimdi kurallı aldım aldı. Aldı ya sen ona bak. Cansu! Tebrikler kızım. Gel anne. Ellerine sağlık anneciğim. Yeşil! Kuraya kaldınız. Açsam makiye. Açtım. Cansu. Ya hanımlar, şu an konu çeyrek değil. Ne ya? Çeyrek değil. Yani şurada günlerdir 24 dakikalık bir kayıt var ve her gün yeni bir şey çıkıyor ortaya. Bu 24 dakika daha bekliyorum, daha neler çıkacak. Çıkmayacak. Çok merak ediyorum. Yok bir şey. Bak yok. Yine çıkmayacak dediysen var bunun altında bir şey beyan anlar. Ya işte araba var, ne var? Yok vardır, bir şey. Ben vardır. Her zaman söylüyorum alacağım o arabayı, başka bir şey dememiş. Deme ya. Geçtiğimiz var, günlerde şey? De hep yok, bir şey. Yok dediniz yok. Ama her gün yeni bir detayı çıkıyor. Ya bir şey söyleyeceğim, burada benim ne suçum var? Konuş o zaman biz de hani... Benim suçum yok ki, gönülün suçu bu. Ne suçu İkide be? Bir, ikide bir, ikide bir, araba. Bilerzikleri Tuğba'sın, Tuğba'sın. Benim ne suçum var? Kızlar nasılsınız, iyi misiniz? İyi, sen nasılsın? Nasılsın? Vallahi ben size çok kırgınım. Aa! Hayırdır? O kadar geldiğim gün bir alacağım dedim, çeyreği aldım. Hiçbiriniz ne tebrik ediyorsunuz, ne bir şey yapıyorsunuz. Tebrik ettik ya. Konfeti bekliyorlar ya, unutuyorsun. Ne yapıyorsun, böyle... çiçek mi bekliyordun yani? Çiçek falan mı? Kebaba götürseydin olurdu. Aynen, ben Allah bile... Allah, kebaba götüreceğim. Tabii. Kebap ne kadar sen biliyor musun? Dönerciye götürelim. Çeyreği kendi aldı bize kebapçıya götüreceğini. Bizden kebapçı bekliyor. Sen aldın, sen götüreceksin. Pardon da onu da geçtim. Senin de beni tebrik etmen gerekiyor. Nerede benim çiçeğim? Hayatım kusura bakma, ben seni kebapçıya götürmeyi düşünmüştüm. Götür. Ama götürmedin, tebrik de kuraya etmedin. Kuraya kaldığımız için. Yani kuraya kalmak demek ne demek? Günün birincisi ikinizsiniz. Eşit puanlarınız. Ben sana söyleyeyim. Ama bir kişinin şansı var. İkimizden birisi alacaktı zaten. Sen aldın. Hayır, yani en azından... Biz başarımızı konuşuyoruz bugün değil mi? Hani sen de birinci aynen oldun. Aynen öyle. Bir de bazıları var, sürekli her gün araba skandallarını konuşuyoruz. Evet sadece... Meşhur ve efsaneleşmiş skandallar bunlar. Bak kendini nasıl biliyor. Sesler çıkartıyor, bir şeyler yapıyor. Efendim tam duyamadım sesinizi. Araba diyoruz, araba Tuğba'cığım. Ben arabayla ilgili yorum yapan ben miyim? Benim kayınvalidem benim arabam yüzünden bana yani saldırıyorsa benim suçum ne? Sonuç olarak biz sizin sadece arabanızı dinlemiyor muyuz? Dinliyoruz. Yani bu konu artık ne zaman kapanacak bilmiyorum. Sen arabam da arabam, kayınvaliden araba da araba. Bitmeyecek herhalde. Sen de Tuğba annenin üstünden al artık yani kaynanın bir sustur. Gerçekten Gönül teyzeye artık hak vermeye başladım yani. Hiç ilgilendirmez. İstediğime veririm, istediğimden alırım. Benim kendi param, kendi araba. Ya bu ya evine de yansıyor, bu yansımıyor mu? Ya benim ya seni ne ilgilendirir? Ya ben rahatsız oluyorum, her gün araba konusuyla gündemdeyiz ya. Biz burada yemek yapmaya geldik. Ay yemek haricinde her şey yapan Özlem de böyle sen konuşuyor ya. Sen harici yapıyorsun. Bir gün araba oluyor, bir gün başka bir şey oluyor. Hayır, ben şunu da istemiyorum artık ya. Kimse burada birbirine seni ilgilendirmez, sana ne? İlgilendirir. Öyle şeyler söyleyecekseniz buraya video da getirmeyin, buraya konu da taşınmayın. Biz de diyelim ki tamam, biz ilgilendirmez. Gönül Hanım, dünden beri bir araba davasıdır gidiyor bu. Araba davası yeter artık hani. Ya senin geldiğin daha iki gün oldu. Sen daha kendi geline iki sözünü geçiremeyen bir kaynanasın. Hiç benim de işime karışma arkadaşım. Siz beni tanımıyorsunuz daha, gelinime nasıl söz geçirip geçirmeyeceğimi görmediniz. Anladık daha şimdi hiç göreceğiz. Burada çok atanları ben çok gördüm. Ben burada kaç aydır yarışıyorum. Sen hiç merak etme. Ben yeri gelince çok güzel geçiririm. Sen sizin merak etme. Sizin gelininiz de sizi dinlemiyor yalnız. Görürsün bak nasıl o araba gelecek. Gör bak. Siz o arabayı alamazsınız. Alacağım. Gelinin hakkı zaten o. Öyle yaparım, böyle yaparım. Alttan girer, üstten çıkarım, o araba gelecek. Bu arabayı alır. Gelecek. Ben biliyorum. Ama gelinin hakkı, gelin kendisi ya, almış arabasını. Nasıl gelin? Sözünü geçiriyor. Hayatım nasıl gelinin hakkı ya? Sen nasıl bir kaynanasın, nasıl gelinin hakkı? Babasının evinden mi getiriyor? Nasıl gelinin hakkı oluyor diyorsun ya? Gelin bileziklerini satmış almış. Babasının evinden mi getirdi o bilezikleri? Siz bilezikleri ona hediye etmediniz mi? Tamam ederim. O bilezikler sizden çıkmış. Hayatım ben her şey ben kasayım.
Dün başımıza neler geldi biliyor musunuz kızlar? Beyhan teyze annemi ve diğer kayınvalideyi alıyor. Beni yalnız bırakıyor zaten otelde. Otelden bir güzel çıkıyorlar. Ondan sonra döner yemeye gidiyorlar. Otele akşam geri geldiğinde sabaha kadar kayınvalidemle uğraştı. Sebep? Niye? Midesini bozmuş, karnını bozmuş. Cansu ölüyorum, Cansu bitiyorum. Yani Beyhan teyze bana gizlice suikast düzenlemiş gibi bir şey oldu. Kızlar bir şey söyleyeyim mi? Benim kayınvalidem de sabaha kadar tuvaletten çıkmadı. Seninki de onlarlaydı değil evet, mi? Evet, benim gönül annem alışkın olduğu için onun bünyesine zarar vermedi. Ya bir şey diyeceğim, döner döner deyince benim şimdi gerçekten jeton artık bende akıl bırakmadı. Bu döner döner dediğiniz acaba benim tahmin ettiğim şey mi? %100 o. %100 bu, o evet. Dün de döner getirdi, şimdi hatırlıyorum. Herkese dağıttı, bir de doymadı. Bir daha kalktı herkese dönerciye. Evet, evet. Gene ne geldi? Ben almayayım Beyhancığım. Ya Ramize Hanım, ederim. Geçen gün kısır ekmek getirdim, beğenmediniz. Şimdi döner ekmek. Of, al bakayım. Sabaha kadar, Siz şeyi de duymadınız değil mi? Sosyal medyadan haberiniz var mı? Ben izledim. Hayır. Ben izlemedim, ne oldu? Ben bir kadın gördüm. Ben biliyorum. Bir kadın görmedin. Beyhan teyzenin başka bir yüzünü görmüş olabilirsin. Şaka yapıyorsun. Ya Beyhan Öksüz yazıyor ama dublör falan tutmuştu dublör diye. Dublör falan değil hayır. Biz onunla çok güzel bir şey bulduk. Hatta çekerken de yardımcı oldum ben ona. Sen mi çektin? Evet, birlikte yaptık. Beyhan teyzeye reklam geliyor. Bir dönercinin marka yüzü oldu. Ben de dedim ki bu yüzle olmaz. Gel sana bir yüz yapalım. Hemen ayarladım. Videoyu çektik, gönderdik. Firmada bayıldı. Yönetmenim bir verir misiniz izleyelim? Şok. Arkadaşlar, böyle bir döner görülmedi. Böyle bir lezzet görülmedi. Dönerim döner. İstanbul'da şubeleri var. Yakında Amasya memleketime de açılacak. Ben böyle bir lezzet görmedim. Yemeden duramıyorum. Her gün ham yapıyorum. Tavuk uçamaz ama bu tavuk döner uçuruyor. Çok lezzetli, çok güzel. Döner, 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 güzel döner. Ben tavsiye ediyorum. Herkes şubelerine koşsun. Yetiştiremiyor adam. Yetiştiremiyor. Bir sürü şubesi var. Bir sürü. Döner. Allah'ım. Tuğba'cığım hazır mısın söyleyeceklerime? Hazırım. Yani gerçekten böyle bir işe alet olduğun için üzgünüm. Öyle bir dönerci yok. Şaka. Nasıl? Yani en azından şu an yok. Açılmamış bir yer. Hayır, öyle bir yer. Ben biliyorum. Daha önce bir gitti, bir akrabasının tanıdığının tanıdığı mı ne? Bana dedi ki dükkan açacaklarmış ama bir denemeler yapıyorlar. Daha açık bile değil dükkan. Yok öyle bir şey ya. Ama biz slogan bulduk, yüz bulduk yani. Hepsi boşuna mı gitti? Beyhan Öksüz'ün aklıyla giderseniz her şey boşa gider, havaya gider. Daha çok görürsünüz böyle şeyler. Ya gülüm mü artık ne diyeyim ya? Bir de alet oluyorsunuz. Peşine takıyor milleti. Hepsi gidiyor ben anlamıyorum ya. Burada tüm Türkiye'nin huzurunda söylüyorum. Kayınvalidemin yaptığı hiçbir şeyden ben mesul değilim. Beni bağlamaz. Ben sizi uyarıyorum. Ben sizleri tehlikelere karşı uyarıyorum. Ama beni dinleyen yine yok, yine yok. Yeşim sen benim hakkımda konuşamazsın. Ben o dönerin reklamını aldım. 25 bin lira para aldım. Para. Uyu ayak duyu. Çok iyi para. Yani gerçekten ben çok özür dilerim. Sen ayak duyu. Bir dönüş yurt açılacak. Amasya da açılacak. Her yer açılacak. Döner. Ne abi? Döner. Hayır. Bir şey diyeceğim. Gerçekten o dönerciye ben şu an çok üzülüyorum. Her şeyden habersiz. Daha kime bulaştığının farkında değil. Kimi reklam yüzü yaptığının farkında değil. Reklam yüzü yapıyor. Yaptığı yüz de kişiye ait değil. O bile sahte. Ya ayrıca sen neye bulaştın, nerelere bulaştın? Benim kayınpederim senin eline 100 lira bile vermiyor. Elin adamı sana niye 25 bin versin ya? Ya reklam almış kadın.
Reklam almamıştır, kesin demiştir ki müşteri getir, getirdiğin kadar sana para vereceğiz. Tamam, bu da bir alışveriştir. Yapar. Önden buna kim para verecek? Bana da dedi çekersek sana da 4000 lira vereceğim dedi. Aa! Borca girmiş bir de. Öyleyse benim para da mı gitti? Beyan teyze! Ama Gönül Hanım ne dedim? Evet. Bunun da altından bir şey çıkar demedik mi bak, dedi. Bak bu dönerci nasıl tutulacak? Bak gör bak. Dünya çapında bütün herkes şuur batacak. Beyhan Hanım bu. Vallahi hiç duymadım. Bizi akşam götürdüğün dönerci miydi? Sizi götürdüğüm yer döner değildi ki. Aa! Orada daha açılmadı. Ben önceden reklamını yapıyor. Peki Beyhan Hanım neden bizi reklamını yaptığınız yere değil de alakası olmayan yere, bir yere götürüyorsun? Açılmayan yere, açılmadı orada. Sen de açılınca yap reklamı. Yani tabii. Ya hadi ben bu ekranlardan kayboldum. Ne olacak? Nasıl yapacağım?